Merhabalar sayın takipçilerim, Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir tarifim var. Karpuz kabuğu diye geçmeyelim. Karpuzun kabuğundan da çok güzel bir turşu yapalım. Öncelikle karpuzun kabuğunu, şu yeşil kabuğunu çıkardım. Kabuğundan çıkardıktan sonra şöyle küp küp doğruyorum. Karpuzun kabuklarını küp küp doğradım. Şimdi diğer işlemlerle devam edelim. Şöyle 6-7 diş sarımsağımı karpuz kabuklarımın üzerine doğruyorum. Güzel bir turşu oluyor. Sizlere de bir fikir olsun diye paylaşayım dedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Diş sarımsak. Sarımsağı fazla sevmiyorsunuz, daha az koyabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı kadar limon tuzu. Şöyle bir yemek kaşığı. Şöyle çok az, 1,5 yemek kaşığına yakın tuz, kaya tuzu ilavesi yaptım. Şöyle şimdi hepsini karıştıracağım. Sarımsak, limon tuzu birbirine karışsın. Şöyle 2 tane yeşil biber doğrayacağım içerisine. Şu şekil doğrayalım. Biber de ayrı bir lezzet verecektir. Şöyle 3 tane küçük küçük acı biberlerim var. Acı biberlerimi de doğruyorum. Çok fazla da acı değil. Yine de acı. Acı sevmiyorsanız katmayabilirsiniz. Şöyle bir bidonum var. Küçük. Bidonuma. Hepsini koyacağım. Turşuyu mutlaka deneyin arkadaşlar. Karpuzun kabuğundan da çok nefis bir turşu oluyor. Kütür kütür turşusu oluyor. Kelek turşusunu andırıyor. Bu şekilde denerseniz memnun kalacağınızdan eminim. Bana güvenebilirsiniz. Tam aralarına girsin. Böyle yarım çay bardağından biraz fazla üzüm sirkesini ilave ediyorum. Tam üstünü geçecek kadar su ilavesi yapacağım. Suyunu ilave yapıyorum. Şöyle bir buzdolabı poşetini katladım. Turşumuzun üzerine. Şöyle altına bir kalıp koyalım. Bastıralım.
Buzdolabı poşetinin üzerine bastıralım. Turşularımız havada kalırsa üstü kötü olur. Bu şekilde yaparsak turşumuz daha güzel olacaktır. Ağzını kapatalım.